Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Exchange Online'da 50 GB'lık arşivi nasıl etkinleştirirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Exchange Online Plan 1 hesaplarında biliyorsunuz 50 GB bir mailbox kutusu veriyor. Ve bu 50 GB'lık mailbox kutunuz olduğunda 50 GB'lık size bir kutu daha veriyor. Yine aynı gelen kutusunun altında bir arşiv oluşturuyor ve buraya 50 GB'a kadar arşivleyebiliyorsunuz. Biliyorsunuz Exchange Online'da iki tip hesap var. Bir tanesi Plan 1, bir tanesi Plan 2. Plan 1 ve Plan 2 dışında bildiğiniz varsa mail, özellikle Exchange Online'dan bahsediyorum. Normalde iş paketleri vesaire var ama mail olarak baktığınızda temelde iki paket var. Bir tanesi Plan 1, bir tanesi Plan 2. Öncelikle Plan 1 ve Plan 2'yi anlatayım. Daha sonra 50 GB'lık arşivinizi nasıl etkinleştireceğinizden bahsedeceğim. 100 GB'ları zaten nasıl etkinleştirirsiniz? Sınırsız arşiv etkinleştirme diye bir video yapmıştım Plan 2 için. Ama Plan 2 için de bu şekilde yine etkinleştirmeyi kullanabilirsiniz. Denemedim ama onu da deneyeceğim ayrıca. Aynıdır muhtemelen. Hatta videonun sonunda onu deneyeyim. Normalde sizin 50 GB'lık arşivi etkinleştirmeniz yaklaşık 2 dakikanızı alır. Maksimum, hatta artık bundan sonra yapacağınız işlemlerle 30 saniyenizi alacak bu işlemler. Öncelikle Plan 1 ve Plan 2'nin farkına değineyim. Plan 1 size 50 GB bir hesap veriyor. Ve bu 50 GB'ı şöyle not defterini açayım. Plan 1 için diyeyim şöyle. Plan 1 Mailbox kutusu. Mailbox 50 GB artı 50'de arşiv. 50'de arşiv diyelim buna. Tabii bunun ikisini bir düşünebilirsiniz. Plan 2'ye geldiğimizde ise bu 100 artı 100 oluyor temelde. Fakat 100 artı sınırsız kullanımda. Çünkü ben bunu kullanıyorum. 100 GB artı 100 arşiv diyor. Ama sınırsız. Sınırsız diyelim buna. Tamam, şimdi gelelim Plan 1'de nasıl bunu etkinleştireceğimize. Ben bunu Plan 1 için deneyeceğim. Dediğim gibi videonun sonunda Plan 2 için de deneyeceğiz. Ve anlamadığınız hiçbir şey olmayacağına kesinlikle, hani burada garanti veriyorum desem yeridir. Çünkü anlattığım her şeyi çok ince ayrıntısına kadar anlatıyorum. Öncelikle Exchange yönetim merkezini açıyorsunuz. Burayı açmayı zaten biliyorsunuzdur. Videoyu izliyorsanız, ki açmayı bilmiyorsanız da hemen Microsoft'un sitesine girin, 365'e, ve buradan yönetime tıklayın. Yönetime tık. Admin Microsoft portala sizi atacak ve burada tümünü göster deyip alt kısımda bakın, şu ayarlar değil de şurada yönetim merkezine girince Exchange var. Buna tıklayın ve bu sayfaya geleceksiniz. Geleceğimiz temel sayfamız bu. Ve burada alıcılara tıklıyorsunuz. Biz şu anki resimde alıcılar altındayız. Bakın şuradaki alıcılar kısmı var ya, bunun altında çalışacağız. Zaten karşınızda görebiliyorsunuz. Exchange yönetim merkezine girdik. Alıcılarımıza girdik. Posta kutularındayız şu an. Tüm posta kutuları burada görüyoruz. İsim, soy isim şeklinde. Burada da posta kutularına ait mail adreslerini görebiliyoruz. Tabii ben bunları kapattım, canlı hesapta olduğu için. Ve posta kutusu türünde arşivi açık olanları şu şekilde kenarında arşiv diye görebilirsiniz. Mesela ben bu kullanıcı için açmışım. Bu pazarla satın almada çalışan bir kullanıcımız. Bu da yönetimden bir kullanıcı ve bunda bakın arşiv etkin değil ve şuradan görebilirsiniz. Yerinde arşivi şuraya gelip etkinleştire tıklayarak etkinleştirebilirsiniz. Başka yapmanız gereken neredeyse hiçbir şey yok. Bir de burada arşivi etkinleştiriyorsunuz ya. Yapmanız gereken temelde iki şey: arşivi etkinleştirmek ve kaç aydan sonrasını arşivlemeniz. Atıyorum arşivi etkinleştirdim ben. Son 6 ay hariç geri kalan her şeyi arşivle diyorsunuz. Veya son 1 yılda gelen mailler hariç her şeyi arşivle diyebiliyorsunuz. Temelde mantık bu. Ve bunu ben üstüne, bakın şu kenarda kısa yoldan üzerine, posta kutusunun üzerine tıklıyorsunuz ya. Burada bir sürü şey var. Bunların ayrıntısını daha sonra bakarız. Buradaki her şeyi tek tek inceleriz. Bir ayrı eğitim videosu bu. Burada yerinde arşiv etkinleştir tıklamak yerine ben genelde posta kutusunun üzerine çift tıklıyorum. Posta kutusunun üzerine çift tıkladığım zaman burada Gökhan'a geçmişim. Az önce farklı bir kullanıcıydım. Arşiv etkin olmayan bir kullanıcının üstüne çift tıklayınca bu ekran karşınıza geliyor. Bu ekran karşınıza geldiğinde, mesela burada bu kullanıcının zaten şuradaki kullanıcıymış. İsmi Gökhan'mış. Ve burada bakın yerinde arşiv şu an etkin görünüyor. Etkinleştirmişiz. Genel ayarların altında kullanıcı ile ilgili genel bilgilerimiz mevcut burada. Genel bilgilerimizi görebiliyoruz. Buna geçelim. Daha sonra posta kutusu kullanımına bakın. Posta kutusu kullanımı size arşivi oluşturup oluşturmamanız gerektiği hakkında genel bir bilgi verecektir. Alıcıların altında posta kutuları ve bunun üstüne, Gökhan'ın üstüne çift tıkladık. Posta kutusu kullanımı şu an az gözüküyor. Neden? Çünkü ben bu %100'dü neredeyse. 50 GB'ın 50'sini de doldurmuş. Arşivi etkinleştirdim.
Buradan etkinleştirmeyi de nereden etkinleştirin demiştim size. Ona geçelim. Bakın posta kutusu özellikleri. Aslında bizim temelde tüm olayımız bu. Posta kutusu özellikleri kısmı var ya. Burada bunun üstüne tıklayıp şurada etkinleştir diye bir seçenek çıkıyor. Daha demin şu kenarda çıkanın aynısı. Etkinleştiriyoruz ve bekletme ilkesini 6 ay olarak seçiyoruz. Temelde yapacağımız işlem bu kadar arkadaşlar. Ve şuradaki 6 aylık arşiv diye yazmışım ya buna. Bekletme ilkesini nasıl yapıyorsun diye soracaksınız. Bekletme ilkeleri ayarları var bir de. Onu göstereyim. Yani şu şekilde yaptığım işlem şudur arkadaşlar. Geldik buraya. Şurada arşivleme var. Bunu etkinleştir yapıyoruz. Şu an devre dışı. Devre dışı bir kullanıcı üzerine tıkladım size göstermek için. Yani posta kutusu özellikleri altında bunu etkinleştirip buradan da bekletme ilkesini seçiyoruz. Şu an default'ta, o yüzden herhangi bir arşiv yapmayacaktır. Bunu kullanmayın zaten. Etkinleştirdikten sonra bekletme ilkesini yapmamız gerekiyor. Bekletme ilkeleri bakın bende birkaç tane var burada. Bekletme ilkesi 6 aylık var, 12 aylık var. Erden diye yapmıştım. 1 aylık var, 3 aylık var. Bir de polisi varsayılan var. Şimdi bekletme ilkeleri nasıl yapıyoruz? Onu göstereceğim size. Çünkü her şeyi etkinleştirmek bakıyorsunuz tek tık ve bekletme ilkesini seçmek tek tık. Şimdi gelelim bekletme ilkelerini sizinle beraber yapalım. Öncelikle bakın şurada uyumluluk yöntemi diye bir seçenek var. Uyumluluk yöntemine geliyorum. Ve burada bekletme ilkeleri var. Ben burada 1 aylık, 12 aylık, 3 aylık ve 6 aylık şeklinde yapmışım. Tabii bunları yapabilmek için önce bir saklama etiketi yapmanız gerekiyor. Bunun da mantığını şimdi anlayacaksınız. Saklama etiketlerine geliyoruz ve buradan bakın. Burada Erdem Boku diye bir şey yapmışım. Bunu silebilirim. Buna hiç gerek yok. Çünkü bunu kullanmıyorum. Bakın bir sil ve kurtarmaya izin ver. Kalıcı olarak sil, arşiv ve taşı. Buna gerek yok. Bu zaten 6 aylık bir bekletme ilkesiymiş. Şurada 180 gün olarak ayarlamışız. Bunu çöp kutusuna yollayalım. Sizin de izninizle. Şimdi bakın burada 1 aylık, 1 aylık silme, 1 aylık arşivleme. Burada bir şey yapmamız gerekiyor. Hani bunu 2 yıllık da diyebiliriz. Mesela 1 aylık arşiv var. 1 haftalık arşiv var mı? 12 aylık arşiv var. Daha şuradan türünü arşiv olanları seçelim hepsini. Bakın arşiv, 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 arşiv. 1 aylık, 12 aylık, 3 aylık, 6 aylık. Burada bir arşiv daha var. 2 yıllıkmış bu. Biz bunun Türkçesini yapalım. 24 aylık diyelim buna. Burada posta kutusunun tamamını otomatik olarak uygulanan varsayılan. Bunu kullanacağız arkadaşlar biz. Bir de varsayılan bir klasör otomatik olarak uygulanan. Bunu da posta kutusunun altındaki klasörlere uygulayabiliyorsunuz ilkeleri. Biz tüm kutulardaki her şeyi uygulayacağız. Kullanıcı tarafından öğelere ve klasörlere uygulanan kişisel. Bunu kullanıyoruz en üsttekine. Posta kutusunun tamamını otomatik olarak uygulamayı seçiyoruz. Ve burada bu arşivimizde 24 aylık olsun. Siz bunu artırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. 24 aylık. Hatta bunun tamamını büyük harfle yapalım. Türkçe karakter kullanmayalım. Arşiv diyelim. Ve tamamını değiştirelim. Sil ve kurtarmaya izin ver. Bakın bizim yapacağımız işlem silme değil. Burada zaten görüyorsunuz veri tabanından diyor ki sil ve kurtarmaya izin ver açıklamaları. Kalıcı olarak sil. Bunun açıklaması öğeyi posta kutusundan tamamen temizliyor. Arşiv ve taşı öğeyi kullanıcı arşiv posta kutusunun öğeyi kullanıcının arşiv posta kutusuna taşıyor varsa yoksa oluşturacağız zaten. Kullanıcının arşiv posta kutusu yoksa hiçbir işlem yapılmaz. Bu işlem yalnızca otomatik olarak posta kutusunun tamamına uygulanan etkiliyor. Varsayılan kullanıcılar tarafından öğelere vesaire vesaire gidiyor. Bunu okursunuz. Bekletme süresi. Hiçbir zaman var. Bir de gün olarak şunu. Yani öğe şu yaşa ulaştıysa yani öğe 180 günden beri 24 ay kaç gün yapar? Hemen hesaplayalım. 30 çarpı 24. 720 gün. Öğe 720 gün yaşına ulaştıysa otomatik bunu arşive taşısın. 2 yıllık arşiv diyelim buna. Ve anlayacağımız şekilde buna bir açıklama yazalım. Mail 2 yıl yaşına ulaştı ise arşivle Türkçe karakter kullanmayacaktık. Neyse Türkçe karakter kullanalım bu önemli değil. 2 yıl yaşına ulaştı ise arşivde diyelim. Ve bunu kaydediyoruz.
Şimdi neden önce saklama etiketini yaptığımızı anlayacaksınız. Bekletme ilkesine geliyoruz ve burada yeni bir bekletme ilkesi oluşturacağız. 2 24 ay. Ay üzerinden gitmiştik. 24 aylık arşiv. Türkçe kalite kullanmadım burada. Ve bu bekletme ilkesine birden fazla uygulayabiliyorsunuz. O yüzden etiket tanımlıyoruz. Ben burada mesela 24 aylık arşivi uyguladım ya. Artı bir de buradan gelip 6 aydan önceki mailleri de sil diyebilirim atıyorum. Ya da bakın burada 2 yıllık arşiv daha var. Onun dışında mesela taşı var. Sil mesela. Never delete. Bunu da uygulayabilirsiniz yan yana. Yani bunların hepsini birlikte uygulayabiliyorsunuz. Açıklamalarını da görüyorsunuz buradan yana tıklayınca. Bekletme dönemi mesela delete isem. Silinmiş o yer. 30 gün sonra silinsin diyorsun. Varsayalım. Bunların hepsini inceleyelim şimdi beraber size. Ne olduğunu. Tamam'a tıklıyoruz. Kaydet diyoruz. Ve artık hazır. Şimdi bunu nerede göreceğiz? Posta kutusunun altında. Posta kutusunun altında bakın şu bekletme ilkelerine gelecek. Hemen bakalım. Bakın bir kullanıcının üzerine çift tıkladım. Ve burada yapacağım işlem şu. Bekletme ilkelerine bakmak. Bakın şu an 24 aylık arşivde buraya gelmiş. Görüyorsunuz artık yapmam gereken tek şey burada mesela arşivlemeyi etkinleştire tıklıyorum. Ve geliyorum şuradan 24 aylık arşivi seçip kaydede tıkladığım anda artık bu arkadaşın 24 ay yaşını doldurmuş tüm mailleri arşiv diye gelen kutusunun altında bir klasör açılacak ve buna taşınacak. Ve güzelce şey arşiv yani alt klasörlere böldüyseniz bölmüş olduğunuz alt klasörlerle beraber taşıyor bu arşiv. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım anlamışsınızdır. Ve bunu plan 2'de de deneyeyim bakayım. Plan 2'de de çalışıyor. Gerçi ben plan 2'yi anlatmıştım. Onu bir komut yardımıyla tüm plan 2 maillere sahip hepsini arşivleme otomatik aktifleştirmiştim. Mesela ben bu kullanıcıya plan 2 lisans vermiştim. 99 GB mail kotası var. Ve bakın 47 GB'ını kullanmış arkadaş. Mesela bunun plan 2 olduğunu şu mail kutusu bilgisinden anlayabiliriz. 100 GB plan 1'de. Ve posta kutusu özelliklerine gelelim. Arşiv etkin değilmiş. Arşivi buradan etkinleştirip buradan yine bekletme ilkesine göre seçim yapabiliyoruz ama şu an gerek yok. Çünkü bu adam zaten kullanmıyor. Posta kutusunun tamamını 50 GB'ını kullanmış. Buradan da ayrıntılı özellikleri görebilirsiniz. Mesela bakın bu Osman diye bir arkadaş var. Bunun 6 aylık dedim ki arşivi etkinleştir dedim ve 6 aylık arşiv oldu. Bekletme ilkesinde 6 aylık uyguladım. Yani 6 ay yaşını dolduranlara uyguladım. Burada da görüyorsunuz 50 GB arşivi var. 50 GB arşivin %64'ünü kullanmış. Yani 32 GB'ını kullanmış. Şuradan da posta kutusu bilgilerine bakabilirsiniz. Tabii bu hepsini doldurduğunda ya arşivin altından bir şeyler silecek. Ya dışarı aktaracak, öyle silecek. Hani yedekleyip silebilir, yedeklemeden de silebilir gereksiz mailleri. Veya plan 2'ye yükselteceğiz. Plan 2'de arşivin kotası teorikte 100 GB fakat daha da arttırabiliyor. Onu da göstereyim şimdi. Bakın şimdi bu da plan 2 bir mailbox. 99 GB posta kutusu var. Posta kutusu kullanımından görebiliyorsunuz. Yani 100 GB'a yakın. 99 diye geçiyor tabii. Ben şimdi posta kutusu özelliklerine tıklayacağım. Posta kutusu özelliklerine bakıldığında ben buna 3 aylık bir arşiv uygulamışım. Ve görüyorsunuz şu an otomatik genişleyen arşiv etkin ve 206 GB'ı dolmuş. 200 GB'a yaklaşmış yani bu. Ayrıntılarını göster deyip yine bakabiliriz ayrıntılarına. Yani plan 2'de sınır yok arkadaşlar. 100 GB ama 200 hani normalde 100 artı 100 deniyor ama 200'e kadar. Bunu da otomatik genişleyene çevirdik. Bunun da videosu kanalda var. Umarım izleyip faydalanabilirsiniz bunlardan da. Şimdi buradan sonrası şu saklama etiketlerini ve bekleme ilkelerini düzenleyeceğim ben. İsterseniz izleyebilirsiniz. İsterseniz buradan sonra videoyu kapatabilirsiniz. Anlattık yani hem plan 1 hem plan 2. Arşiv etkinleştirme ve arşivde saklama etiketlerinin oluşturulması ve bekleme ilkelerinin oluşturulması. Saklama etiketleri dediğim gibi hani burada fazlaları sileceğim ben zaten. İfade olsun. 24 aylık arşiv demişiz buna. İnceleyelim hepsini tek tek. Arşive taşıyor 24 ay sonra. Ve şunu not alalım bunların hepsini. Not defterimizi açalım. Tüm hepsini bu şekilde düzenleyelim.
Buna da şöyle bir açıklama yaptım. 24 aylık arşiv mail 2 yaşını doldurduysa arşivde oldu. Sırasıyla hepsine bakalım. Düzenleyelim. 6 aylık arşiv vardı. Biz bunu ne yaptık? Şurayı komple büyütmüştük. Türkçe karakter kullanmadık. Hepsini standart yapmayı severim ben bu tarz işleri. Filmi kurtarma izin verme, arşive taşı. 180 gün. Burada ne diyoruz? Mail 6 ay 6 ayı aydan eski ise mail 6 aydan eski ise hatta bunu şöyle yazmak daha doğru olur. Mail 6 aydan önce ise gönderildi ise arşivde diyelim. Mail 6 aydan önce gönderildiyse arşivde daha doğru olur. Bakalım şuna bu neymiş? Burada arşive taşı default 2 year mont arşiv. Yani bu da aslında 2 yaşını doldurduysa arşivle demek. Buna gerek var mı? Yok, şu an için kullanmayacağız. Çünkü neden? Aynısı var. 720 gün 365. Aslında biz 365 çarpı 365 yapmamız lazım. Burada bir hata olmuş. 365 çarpı 2 730 yapar. Dedim ki hatalı. Biz buraya hemen 730 yapalım. Arkadaş doğru yazmış. Şuradaki açıklamayı da alalım. Bakın şunu. Burada İngilizcesi. Şuraya koyabiliriz. Default 2 yarı silmeye gerek yok. 2 yarı mortu arşiv. Yani böyle kalmasına zarar yok. Bunu kaydedelim. Ve şunu silelim. Geri dönüşüm kutusuna yollayalım. Ve bakın bunun türü aynı. Saklama etiketi türü mü varsayılan. Bekletme dönemi 730. Bekletme süresinden sonra arşive taşı ve açıklaması. Açıklama yok tabii bizimkinde var. Yani tamamen aynı. Saklama etiketinin türü de posta kutusunun tamamına otomatik olarak uygulanan varsayılan. Bizimki de saklama etiketimizin türü posta kutusunun tamamına otomatik olarak uygulanan. Yani aynı türde. O yüzden bunun durmasına hiçbir gerek yok. Dediğim gibi sizin burayı aslında izlemeseniz olur da beraber inceleyelim diye yapıyorum bunu. Çok merak eden varsa. Bu da neymiş? Yine kullanıcı tarafından öğelere ve klasörlere uygulanan kişisel yapılmış bu. Bu da yine bir yıl doldurduysa arşive taşıma kuralı. 365 gün. Bizim bir yıllık kuralımız var mı? 12 aylık, evet varmış. Bunu da silelim. Buna da gerek yok. Ama bununla tek fark kullanıcı tarafından öğelere ve klasörlere uygulanan kişiselmiş. Bunu da silelim. Hatta bunları siliyoruz ya. Burada kullanılıp kullanılmadığına bakalım o etiketlerin. Bakın. Default MBR polisimiz var ya bizim. Burada neler uygulanıyor görelim. Default'ta. Kişisel bir sürü uygulanan şey varmış aslında burada. Gereksizlikler silinsin diye bakın. Şey, 823'ten sonrası başlayacağız. Ya bunların bazıları kullanılıyor. Hepsini çatara patara silmeyelim de vizyonları. Burada bir tane daha var. Hiçbir zaman never kuralı var bir de. Bir aylık arşivimiz var. Bu da posta kutusunun tamamını otomatik olarak uygulanan bir aylık var. Şimdi diyelim. Bir aydan önceki mailleri arşive taşı. Bir ayı dolduran mailleri. Bir ayı. 30 günü dolduran mailleri arşiv klasörüne taşı demek bu. 12 aylık arşiv. Bunu da taşıyabiliriz arkadaşlar. 12 aydan eski mailleri arşive taşıma. 3 aylık arşiv. Bunun yanında silme var. Bu silme mesela 7 günlük spam maillerde falan varsayılan olarak uygulanıyor. Bunları silmeyeceğim o yüzden. Mesela gereksiz posta koleksiyonu uygulanmış. Kişisel, never delete. Bunu kesinlikle silme. Sınırsız demiş.
5 yıl muhtıda arşiv. 5 yıl dolduran mailleri taşı demiş. Bunlar hep bakın şurada bekletme ilkesinde Erdem Bökü vardı mesela. Buna gerek yok. Bunu sileyim. Tamam diyelim. Bir aylık arşivimiz. Bunları özenleyelim hatta. Şu. Bekletme isteğinlerin isimlerini anlaşılır bir şekilde düzenleyelim hatta. Size. Şunun üzerine çift tıklayalım. Buna diyelim ki bir aydan öncesini arşivle mesela. Bu kuralımızın adını bir ay öncesini arşive taşı diyoruz. Gayet anlaşılır aslında. Bunu özenleyelim. 12 ay öncesini arşive taşı diyelim. 24 ay öncesini arşive taşı. Bugün içinde çalışan saklama etiketi görülüyor. 6 ay öncesini arşive taşı. Gayet güzel bir şekilde oldu. İçindeki şeyde görebiliyoruz bakın şurada. Uygulananlarda. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Arşivlerimiz bu şekilde çalışıyor.